karettaların yuvaları. Kanalıma hoş geldiniz. Likya turuyla karşınızdayım. İyi seyirler diliyorum. Saklı kentten hemen çıktıktan sonra sizi böyle güzel bir yer karşılıyor. Suların içerisinde böyle sedirlerde oturup öğle yemeğinizi yiyebiliyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz. Gayet keyifli görünüyor. Ama bizim vaktimiz yok. Biz buradan Yaka Park'a gideceğiz. Bu tepeye doğru tırmanacağız. Orada bir tesis var. Orada bir öğle yemeği yiyeceğiz. Evet, burada da ortam bu şekilde. Bu sedirlerde böyle oturuyorsunuz. Kanyon da bu tarafta. Su tabii ki buz gibi. Oo. Jos. Kişi içerisinde kolluk, ölü içerisinde çözdüğü için etkileyen beden yiyen anlamına gelen Latince kökenli sarkofagus tabiri. Seydi Kemer, Tilos Antik Kenti'ndeyiz. Tabii zaman içerisinde hepsine insanlar girmeye çalıştı, zarar vermeye çalıştı. Çünkü Anadolu'daki ölü gömledikleri düşünüldüğünde kral yani, aynen öyle. Bağlıklı şehirlikle yaşayan insanlar, şehir beyleri dediğimiz kişiler. Onlara ait olduğu iddialar. Evet, biraz önce size bahsettiğim karette karettaların yuvaları. Burada yumurtaları var. Şansımıza deniz sakin. Burası bazen bayağı bir coşuyor.
böyle de haberler gibi pek çok küçük kenti olduğunu görüyoruz. Burası ise Doriçis'te altın kenti olan Beşmet'te Doriçis altın kentinin kalıntılarda bulunduğu bölge. Tam da sağlıktaki ada üzerinde herhangi bir yaşam izi bulunmamaktadır. Milattan sonra 7'ye kadar 800 yılda Arnavutlar sonrasında Ankara'nın olduğu gibi ada üzerinde de yaşam izleri yavaş yavaş yokmaya başlamış ve ada bir daha eski sıvı olmadığı şekilde ismen görülmüş. Aşkari ise yerleşik bölgesi olmakla birlikte bunun dışında şöyle doğal kursuna baktığımız zaman şu anda tekniğiyle şehirlerde bulunduğu bu bölgeyi doğal coğrafi pozisyonuyla birlikte iç deniz haline getirmiş ve korunaklı bir alan haline getirmiş. O yüzden de özellikle tarihte onarım ve tahakkak halkı gibi şu anda bulunduğu bölgenin çok yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. 1932 senesine kadar Türkiye ve özellikle Kadir arasında bu adının kime ait olacağıyla alakalı pek çok tartışma söz konusu olmuş. Bu tartışmaların sonrasında kararına bağlanmış ve Türk Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı Akdeniz'de yer alan en büyük adamın olma özelliğine sahip şu anda sağda görmüş olduğumuz Kekova adası değerli konuklar. Akdeniz'de bizim devletimize bağlı daha büyük bir ada yapısı bulunmamaktadır. Biz tersane koyudan şu anda seyirlerde bulunduğumuz yerde yüzmeye müsaade edilmemektedir. Zaten bu doğrultuda çeşitli yerlerde yüzmeye sakızlanıyoruz, görebilirsiniz. Adayla bağlantılı yüzme verilebilir. Tek nokta arkamızda biraz önce durduğumuz yüzme molası verdiğimiz tersane koyuydu. Tersane koyunun olduğu noktadan şu anda devam ettiğimiz yönde ada yaklaşık olarak 7.4 kilometre uzunluğunda. Bölgenin batı şehir olarak adlandırılmasının sebebi ise değerli konuşma. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşanmış olan depremlerle birlikte şu anda adaya baktığımızda görmüş olduğumuz bu yüzyılda çökmeler yaşanmış. Nereye doğru yaşanmış çökmeler? Denizin içerisine doğru. Dolayısıyla da bu mantıkla da bölge batı şehir olarak adlandırılmakta. Şu anda tam önümüzde bir başka tekne var bakın. Bize doğru hareket eden yavaş yavaş. O teknenin tam yan tarafında yani adaya bakan yönünde geniş yönünde solunda şu anda bizim sağ tarafında bu depremlerle birlikte zaman içerisinde denizin içerisinde kalmış olan L şeklinde suyun içerisinde yavaş yavaş kendisini gösteren şimdi eski liman alanı kalıntısı göreceğiz. Şu anda sağ çapında doğru baktığınızda denizin içerisinde yavaş yavaş L şeklinde bir eski liman alanı. Şu anda önümüzde sağ olun. Suyun içerisinde efendim eski görebilir.
Pardon. Peki var tırası verelim mi? Buyurun. Buyurun ceket atıp söyler verelim. Ne kadar bunlar? 150. Dondurmacı Hasan geldi. Dondurmacı geldi. Dondurmacı. Dondurmacı geldi. Herhalde orada kalıyorum. Yan tarafında yükselti var ya şöyle. Orası da böyle yatmışken şu sırtı aşağı doğru da kolu iniyor böyle. Ağacın yanında. Gördük mü? Gözleri ve ağzı. Böyle bir şey yok ya. Hemen kanıyorsun. Hadi gidelim. Hadi bir saniye. Gerçekten herkes ikna oldu mu ya? Neyi var? Her şey balonu var. Kavuşamamış onlar. Kavuşamamış. 2 saat önce. Burası eski. Aynen. Şu arabalar yok mu? Eskiden otobüstü buraya giren. Orada indirir. Oradan da döner çıkar. Hepimiziz Allah'a çalışır. Hepimiz. Gelin bu taraflara gezdireyim size peki. Başka kalka. Evet, Kaş Çarşısı'nın içerisinde bulunan Kral Mezarı'na geldik. Müzik